Hasta okulu fibromiyajı derslerin 13.süne geldik. Bu derste migren ve fibromiyajı birlikteliğine bakacağız. Siz de biliyorsunuz birçoğunuzun başı ağrıyor. Migren hastalarının çoğunda fibromiyajik bulgular da var. Fibromiyajı hastalarının %70 kadarında migren var. E, azalmış olsa bile geçmişlerinde migren var. Peki neden oluyor? Aslında ben hep bahsediyorum fibromiyajı hastalarıyla migren hastaları toplumun diğer bireylerine göre birazcık daha farklı bir sinirler hücreler arası iletişim bir e, farklı bir işletim sistemi diyelim böyle bir sisteme aitler. O nedenle de diğerlerinde hasta yapmayan problemler bozucalan yaratıyor sistemlerini kilitliyor Hassas oldukları için daha fazla diş sıkıyorlar, diş sıkları çıktıkları için daha fazla postural sendrom oluyorlar. Bunların hepsi birbiriyle bir domino taşı gibi birbirleriyle bağlantılı seyrediyor. Benim öyküm de çok benzer aslında. Hem Ben 2004 yılının başında ilaç tıbbını bırakıp tamamlayıcı tıpla çalışmaya başladığımda ilk hedefim migrendi. nörolog olduğum için migren hastalarını ilaçsız tedavi edebileceğimi fark ettim ve onunla çalışıyorum. Ama hastalar yaptığımız tamamlayıcı tıp bütünsel çalışan bir şeydir. Şikayet hani normal ilaç tıbbındaki gibi şikayete yönelik bir ilaç verme tıbbı olmadığı için hastaların bütünüyle uğraşıyorum ve fibromiyajik problemler de eşlik ediyor migren hastalarımın çoğunda. O nedenle zaten ikinci göz ağrım da oldu ve ben e, 20 yıla yaklaşıyor artık migren ve fibromiyajı çalışıyorum. Bu hastaları kabul ediyorum. Peki neden nasıl oluyor da böyle bir bağlantı gelişiyor? Şimdi bozucu alanlar burada önemli rol oynuyor. Bununla ilgili daha önceki derslerde bahsettik. Yani geçirilmiş bir boğaz enfeksiyonu, bir sezeryan ameliyatımız, dişimizdeki bir problem bozucu alan yaratıyor, olumsuz duyaran yaratıyor. O sistemde ara ara migren atakları yapıyor bütün sistemi etkileyip genel inflamasyon yaptığında da fibromiyaj zemin hazırlıyor. Fibromiyajda sadece inflamasyon mu var? Hayır. Bu hassas yapının e, günlük hayatı yaşarken ve geçmişleriyle birlikte daha bir sensitif halleri nedeniyle daha çok diş sıkıyorlar. Daha çok diş sıktıkları için bu, e, postural sendrom geliştiriyorlar. Postural sendrom geliştiği için de bütün vücut kayıyor, fasya kayıyor. Hem inflamasyon hem kas iskelet sistemi bütün organların etkilenmesi sonucunda fibromiyajik altyapı gelişiyor. Yani bir boğaz iltihabı standart toplum bireyinde bir şey yapmazken yapısı fibromiyajiye yatkın olan, doğuştan olan kişide sorun yaratabiliyor. Ee, bu negatif bir şey mi evet hastayken negatif bir şey güzel bir şeylerden de bahsederek dersimizi e, bitirmek istiyorum pozitif bir şey ben hep hastalarıma söylerim migren hastaları da olsun fibromiyaj hastaları da olsun toplumdan daha farklı o bizim hassas sinir sistemimiz bütün hücreler arası iletişimimiz var ya bizi daha kreatif daha algısı açık daha e, becerikli daha çalışkan e, yapar. Zaten migrende ben kitabımda da yazmıştım. E, dünyada fark yaratan insanların migren benzeri, migren tanısı olmasa da migren benzeri şikayetleri mutlaka var. İpibromiyaj hastaları da öyle. E, fibromiyajı geçmiş e, yıllarda, yüzyıllarda tanımlanmadığı için öyle bir bağlantıyı kurmak zor ama günümüzün hastalığı biliyoruz. E, Fibromiyaj hastaları kendilerini biliyorlar. Diğer e, hasta olmadan önce e, diğer toplum bireylerine göre çok daha farklı, çok daha hızlı, çok daha çalışkan iş yapabilen durumundalar. Ama hasta olduktan sonra öyle ki günlük yaşantılarını bile sürdüremeyecek hale gelebiliyorlar. Onunla ilgili de ders yapmıştık geçti bu hafta başında, geçtiğimiz hafta muhtemelen. Onu da izlersiniz yaşama etkilerini. Peki artısı nerede? İşte bu hasta olmadığımız zaman bizim için çok büyük bir artı. Aslında bize Tanrı'nın hediyesi. Çünkü çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz ama hastalıklar da tedavi bile bilinmiyor. Tedavi olduğumuzda bizim yapımız yerinde duruyor. Üretken, çok farklı şeyler düşünen bir yapı ortaya çıkıyor ve çok çalışkan olduğumuzu zaten biz biliyoruz. Ve yine o çok çalışkan, üretken hale dönebiliyoruz. O yüzden de bu bir hediye aslında hastalıklar tedavi edilebilinir. Ben size bu videolarda, bu derslerde durmadan mekanizmasını, mantığını anlatıp tedavi olabileceğini anlatıyorum. Ee, yani size şey demiyorum. Kendi hastalığınızda psikolojik olarak kendinizi iyileştirin, moralinizi iyi tutun, hastalığınız iyi olacak. Hayır, fibromiyajinin yani düşünerek ve psikolojik olarak düzeltemeyeceğimiz bir yönü var. psikopsomatik bir hastalık değil, onu konuştuk daha önce de. Ama Binmek e, yolun yarısı demek. E, kendinizin e, farklı olduğunuzu bilin. Yapınızın durduğunu, yerinde durduğunu, geri geleceğini, yine çalışkan, yine birçok iş yapabilen, bir sürü işi aynı anda kotarabilen bir yapınızın e, olabileceğini bilin. E, artı beraberinde yani bu sizin için bir hediyedir. Çünkü e, söylemeden edemeyeceğim en güzel yanı kıskanç değildir, haset değildir, e, çalışkandır, hırslıdır belki ama kendisiyledir, hep en mükemmeli yapmaya çalışır. İşte bunlar migren ve fibromiyaj hastaların ortak özelliğidir. O nedenle de beni dinleyen kişiler diyor ki he aynen beni anlattınız. Ben aynen size bilmiyorum, sizi tanımıyorum. Ben fibromiyajı ve migrenin yapısını anlatıyorum. Nasıl insanlarda ortaya çıktığını anlatıyorum. Ve bilmek yani çözümsüz olmadığını çare olabileceğini ve bu hastalığın bir psikolojik hastalık olmadığını, migrenin de fibromiyajinin de altındaki yatan nedenleri, bunları tek 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 işliyoruz. Yani 13. derse geldik. Bir süre daha bazı derslerim olacak. Yine fibromiyajiyi anlamak üzerine. Ondan sonra tedavileri konuşacağız. Neler yapılabilir, nasıl tedaviler olabilir, hangisi ne kadar etkindir onları da devam edeceğiz. Ee, ara ara derslerde söylüyorum buradaki anlattığım şey kendinize farkında olun ve bu aslında bir hediyedir unutmayın.